Tavşan Rebecca. Güzel bir gün bitiyor. Peppa ve George, arkadaşları Rebecca ve tavşan Richard'la oynuyorlar. Eve gitme vakti küçük tavşanlarım. Ama biraz daha oynamak istiyoruz anneciğim. Belki yarın. Yarın Peppa ve George bize gelebilir mi peki? Tabii. Yaşasın. Richard neden ağlıyor? Merdivenlerden inmekten biraz korkuyor çünkü. Neden ki? Bizim evde merdiven yok. Ne? Merdiven yok mu? Evet, yarın geldiğinde görürsün. Hoşça kal. Güle güle. Sabah oldu. Bugün Peppa ve George tavşan Rebecca'nın evine gidecek. Anne domuz arabayı kullanırken ben de haritayı okurum. Emin misin baba domuz? Sen ne zaman harita okusan biz kayboluruz. Kaybolmayız. Tamam. Herkes hazır mı? Evet anne domuz. O zaman hadi gidelim. Peppa ve George çok heyecanlı. Daha önce tavşan Rebecca'nın evine hiç gitmemişlerdi. Baba az mı kaldı? Haritaya göre Rebecca'nın evi bir sonraki tepede. Anlamıyorum. Tavşan Rebecca'nın evi burada olmalıydı. Kaybolmuş olmalıyız. Burası sadece havuç bahçesi. Tavşan Rebecca'nın evi nerede olabilir ki? Herkese merhaba. Rebecca, odamda oynamak ister misin? Oda mı? Ama evin nerede ki? Peppa Rebecca'nın evini göremiyor. Bu tepe bizim evimiz. Buraya yuva deniyor. Size göstereyim. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Hadi gelin. Bizim merdivenimiz yok. Tünellerimiz var. Vay canına. Rebecca'nın evi Peppa'nınkinden biraz farklı. Burası bizim odamız. Vay canına. Tıpkı bizim gibi bir yatağınız, camınız ve oyuncak kutunuz var. Tabii ki. Evinizi çok beğendim. Keşke bir tavşan olsaydım. Buldum. Size tavşan olmayı öğreteyim mi? İster misiniz? Evet, lütfen. Önce burnunuzu oynatıp diklemeniz gerek. İşte böyle. Vik, vik. Çok güzel tavşan Peppa ve tavşan George. Peppa tavşan olmayı sevdi. George da tavşan olmayı sevdi. Tavşanlar havuçları sever. Nefis. Nam 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 nefis. George havuç sevmiyor. George onu denemiyor bile. O zaman bize daha çok kalır. Rebecca, tavşanlar başka ne severler? Tavşanlar hoplamayı sever. Dışarı gelin size göstereyim. Hadi hoplayalım. Vik, vik. Tavşanlar hoplamayı sever. Vik, vik. Çok iyi tavşanlarsınız. Yemek zamanı çocuklar. Anne ve baba tavşan yemek hazırladı. Rebecca bize tavşan olmayı öğretti. Oho, o zaman yemeği seveceksiniz. Bizim favorimiz havuç. Nefis. Nefis. George havuç yemez. Ay aksi George. Seni tavşan sanıyordum. Tavşanlar havuç sever. Vay canına. George havuç yiyor. Bu da en sevdiğimiz pasta. Havuçlu pasta. Yaşasın. Havuçlu pasta. George artık tam bir tavşan oldu. Postacının kızı Zebra Zoe. Postacı Bay Zebra Peppa'nın evine mektup getiriyor. Zebra Zoe de bugün babasıyla. Onun da dağıtılacak mektupları var. Köpek Demi, koyun Suzy, tavşan Rebecca, Peppa ve George. Sağ
sadece bunlar kaldı. Güzel. Hadi teslim edelim o zaman. Peki baba. Posta. Peppa ve George postacının gelmesini seviyorlar. İki mektubumuz var. Bu baba domuz için. Ne heyecanlı. Sayın Bay Domuz, lütfen telefon faturanızı ödeyin. Oho. Fatura nedir? Sıkıcı bir şeye benziyor. Faturalar çok sıkıcıdır. Anne, öbür mektup senin için mi? Hayır, bu mektup Peppa ve George'a. Vay canına! George'la bana mektup gelmiş. Lütfen doğum günü partime gelin. Sevgiler Zebra Zoe. Zebra Zoe, Peppa ve George'u doğum günü partisine davet ediyor. Yaşasın! Zoe'ye cevap yazıp partisine gideceğinizi bildirmeniz gerekiyor. Yazmamıza yardım eder misin anne? Tabii ederim. Peppa ve George, Zoe'ye cevap yazıyor. Ne demek istersiniz? Sevgili Zoe. Sevgili Zoe. Başka ne diyeceğimi bilmiyorum. Elbette partine gelmeyi çok isteriz. Sevgilerimizle Peppa ve George yazalım. Acaba ne renk zarf kullansak? Kırmızı. Bayan Zebra Zoe. Ve son olarak pul. Mektup postalanmaya hazır. Burası posta kutusu. İşte Danny, Suzy, Emily, Rebecca ve Pedro. Hepsi mektup postalıyor. Ve işte Peppa ile mektubu. İşte. Şimdi ne olacak? Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Parti ile ilgili mektubumu aldınız mı? Evet. Ve sana cevap yazdım. Aa, güzel. Vay canına. Bugün ne kadar çok mektup var. Bu kırmızı olanı benimki ve gerçekten çok önemli. Bana mı? Açabilir miyim? Sana Zoe ama açmadan önce sana teslim etmem gerek. Posta işleri böyledir. Aa. Bugün teslim edecek çok mektup var. Hemen başlasam iyi olacak. George'la ben de gelebilir miyiz? Atlayın bakalım Peppa ve George. Görüşürüz. Peppa ve George, Bay Zebra'nın postaları dağıtmasına yardım ediyor. Bu, Zebra Zoe'nin evi. Bu mektup Bayan Zebra Zoe'ye. Bayan Zebra Zoe. Zebra Zoe. Zebra Zoe. Zebra Zoe. Ho ho ho, hepsi Zoe'ye gelmiş. O benim mektubum. Ben atabilir miyim lütfen? Tabii ki. Peppa mektup atmayı seviyor. Anne, bak! Tüm bu mektuplar bana gelmiş. Oo, harika! Bana okur musun anne? Sevgili Zoe, partine gelmeyi çok isterim. Köpek Deni. Koyun Suzy de partine geliyor. Rebecca, Pedro, Emily ve Candy de hepsi partine geliyor. İşte bu mektup da benden. Partine gelmeyi çok isteriz. Sevgiler ve öpücükler Peppa ve George yazıyor. Herkes Zoe'nin partisine geldi. Doğum günü kutlu olsun Zoe. Vay canına. Ne kadar çok hediye. Bir sürü teşekkür mektubu yazacaksın Zoe. Oo. Ve o teşekkür mektuplarını kim teslim edecek? Sen baba. Ama ben yardım ederim. Büyük babanın küçük treni. Peppa ve George büyük anne ve büyük babanın bahçesinde oynamaya geldi. Bu ses nedir? Büyük babanız bir şey yapıyor. Merhaba Peppa ve George. Zamanlamanız harika. Ben de onu şimdi bitirdim. Peki o nedir diye sorabilir miyiz? Size göstereyim. Vay canına. Küçük bir oyuncak tren. Bu oyuncak değil. O Gertrude. O bir minyatür lokomotif canım. Ama gitmesi için raya ihtiyacı yok mu? Hayır. Ona araba tekerlekleri taktım. Böylece istediği her yere gidebilir. Büyük baba, Gertrude'a binebilir miyiz? Atlayın.
Tam hız ileri. Güle güle büyük anne. Görüşürüz. Baba ve George büyük babanın küçük trenine bayıldı. Kamsız tren gel çiv çiv çiv. Çiv çiv çiv. Çiv çiv çiv. Kamsız tren gel çiv çiv çiv. All day long. And the piggies on the train go oink oink oink. Oink oink oink. Oink oink oink. And the piggies on the train go oink oink oink. All day long. Büyük baba köpek ve köpek Danny geldi. Merhaba. Merhaba Danny. Bakıyorum da oyuncak trenlerle oynuyorsunuz. Oyuncak mı? Gertrude oyuncak değil ki. Küçük kamyonun nasıl bakalım? Küçük kamyon mu? Benim çekici kamyonum düzgün bir iş aracıdır. Büyük baba, trene binebilir miyim? Sen bilirsin Danny. Trenle oynamayı tercih ediyorsan... Teşekkür ederim büyük baba. Görüşürüz. Bayan Tavşan okul otobüsünü kullanıyor. Solumuzda tepeler ve ağaçlar görülüyor. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Peppa'nın bütün arkadaşları burada. Biz de trene binebilir miyiz? Çocuklarla eğitici otobüs turu yapıyorum. Trenler eğitici midir? Kesinlikle öyleler. Trene binmek isteyenler el kaldırsın. Ben. Otobüste kalmak isteyenler el kaldırsın. Tamam. Hepiniz trene binebilirsiniz. Ben de arkanızdan gelirim. Ne kadar çok çamur. Saplanmak istemeyiz. Başka yoldan gitsek iyi olur. Sadece bir çamur birikintisi. Hadi Gertrude, yapabilirsin. Hadi otobüs, yapabilirsin. Otobüs çamura saplandı. Hay aksi. Merhaba Bayan Tavşan, bugün nasılsınız? Çamura saplandım. Beni kurtarabilir misiniz? Tabii ki. Kamyonunuz yeterince güçlü mü? Bana güvenin. İşe yaradı mı? Hayır. Daha güçlü bir araç lazım sanırım. Yardım edebilir miyim? Benim halledemeyeceğim bir şey değil. Yine de teşekkürler. Bir fikrim var. Büyük baba domuzun treni beni çamurdan çıkarabilir. Bu iyi bir fikir Bayan Tavşan. Büyük babanın küçük treni otobüsü çamurdan çekecek. Tam güçle. Hadi Gertrude. Hadi Gertrude. Geçiriz. Tebrik ederim. Oyuncak trenle bunların yapılabilmesi inanılmaz. Oyuncak mı? Gertrude oyuncak değil ki. Gertrude bütün dünyadaki en iyi tren. Sisli bir gün. Peppa ve George bugün çocuk parkına gidiyor. Parka arabayla mı gitsek? Hayır, hadi yürüyelim. Bakın, hemen şurada. Çocuk parkı çok yakında. Tamam, hadi yürüyelim. Bu taraftan gelin. Çocuk parkına gidiyoruz. Çocuk parkına gidiyoruz. Gökyüzü nereye gitti? Merak etme Peppa, bu sadece sis. Sis nedir baba? Sis, gökyüzü yerine yerde olan bulut demektir. Çok koyu bir sis. Ben hiçbir şey göremiyorum. Belki de eve geri dönmeliyiz. Evet, çocuk parkına başka bir gün gideriz. Hava parkı bulamayacak kadar sisli. Peppa ve George eve dönmek zorunda. Ev ne taraftaydı? Kayıp mı olduk babadomuz? Merak etmeyin. Nerede olduğumuzu iyi biliyorum. Bu taraftan.
Bu ağacı kim buraya koymuş? Baba domuz ağaca tosladı. İyi misin baba domuz? Evet, çok iyiyim. Bu taraftan. Baba domuz, nereye gittiğini biliyor musun? Evet, tabii ki biliyorum. Evimizi bir daha bulabileceğimizi sanmıyorum. Bulacağımıza eminim Peppa. Sadece bahçemizdeyiz. Aa, ördekler. Merhaba bayan ördek. Siz de gölünüzü mü kaybettiniz? Biz de kaybettik. Biz kaybetmedik. Nerede olduğumuzu çok iyi biliyorum. Görüşürüz ördekler. Gölünüzü bulmakta iyi şanslar. Baba domuz ördeklerin gölünü buldu. Ne şans ama. Evet. Ne kadar da şanslıyım. Baba, bayan ördek sana teşekkür ediyor. Rica ederim bayan ördek. Şimdi de evimizi bulalım. Bu tarafta olduğuna eminim. Kimse yok mu? Bir ses duydunuz mu? Evet, biri bir şey dedi galiba. Kimse yok mu? Bunlar anne tavşanla Rebecca ve Richard. Merhaba Peppa, kaybolduk. Merhaba Rebecca, biz de kaybolduk. Çocuk parkına gitmek istemiştik sadece. Biz de öyle. Ama oraya gidemeyecek kadar sis var. Hadi millet, sis dağılana kadar eve gidelim. Baba domuz, nereye gittiğini biliyor musun? Evet, tabii ki biliyorum. Bu taraftan... Peki baba domuz. Aha! Küçük tepemizi buldum. Az sonra evde oluruz. Yaşasın. Aa, evimiz tam burada olmalı. Evet. Oo. Baba domuz bir merdiven buldu. Çok tuhaf. Bizim bahçemizde merdiven yoktu. Aman tanrım. Nerede olduğumuzu görebiliyor musun baba domuz? Evet, görüyorum. Baba, neredeyiz? Kendiniz baksanıza. Tamam. Vay canına. Vay canına. Yine her şeyi görebiliyorum. Sis dağılıyor. Çocuk parkındayız. Yaşasın. Hey! Çocuk parkındayız. Çocuk parkındayız. Mi. Dobby. Bu ne şans böyle. Ama eve gitmeye çalıştığımızı sanıyordum. Ben de öyle. Belki de birazcık kaybolmuşuzdur. Spor günü. Bugün okulda spor günü. Peppa ve bütün arkadaşları geldi. Önce koşu yapacağız. Bütün çocuklar olabildiğince hızlı koşmalı. Bence ben kazanacağım. Çok hızlı koşabiliyorum. Ben senden daha hızlıyım. Tamam. Hazır. Başla. Ben saatte 150 kilometre koşabilirim. Ben saatte 150 milyon kilometre koşabilirim. Peppa, Suzy, konuşmayı bırakın da koşun artık. Aa. Tavşan Rebecca önde gidiyor. Olamaz. Peppa ve Suzy en arkadalar. Hadi Peppa. Hadi Rebecca. Ne? Tavşan Rebecca kazanıyor. Peppa ve Suzy sonuncu oluyor. Yarışı kazanan Tavşan Rebecca. Yarışı. Teşekkür ederim. Eğer beni konuşturmasaydın ben kazanırdım Suzy. Dur bakalım Peppa. Unutma. Önemli olan kazanmak değil, yarışmaktır. Evet baba. Sonraki etkinlik uzun atlama. George ve Richard daha uzağa atlamaya çalışacak. George, olabildiğince hızlı koşup uzağa atlamaya çalış, tamam mı? George, evet. Hazır ol, başla. George olabildiğince uzağa atladı. Şimdi de sıra tavşan Richard'da. Eğer Richard koşmazsa o kadar uzağa atlayamaz. Tavşan Richard
Tamam, hazır ol. Başla. Tavşan Richard, George'dan uzağa atladı. Ve kazanan Tavşan Richard. Yaşasın! George, unutma. Önemli olan kazanmak değil, yarışmaktır. Sırada bayrak yarışı var. Her çocuğun yarışacak bir ebeveyn seçmesi gerek. Peppa, beni seç, beni seç. Ama baba, sen çok hızlı koşamıyorsun ki. Küçük bir domuzcukken çok hızlı koşardım. Ama artık koca bir göbeğim var. Ama hala parmaklarıma değebiliyorum. Neredeyse. Tamam baba. Ama unutma, çok hızlı koşman gerek. Yarışın ilk kısmında anneler ve babalar koşup çubukları çocuklara devredecekler. Anneler ve babalar, pekala, hazır, başla. Baba domuz önde. Koş hadi. Teşekkür ederim baba. Çok iyi koştun. Şimdi çubuğu alıp koşma Peppa, sırası. Konuşmayı kes de koşmaya başla. Ve kazanan Fil Emeli. Yaşasın. Aa, baba, ben hiç ödül kazanamadım. Üzülme Peppa, bir yarış daha var. Ve şimdi günün son yarışı. Halat çekme yarışı. Kızlar erkeklere karşı. Ben başla deyince halatı bütün gücünüzle çekeceksiniz. Kızlar kazanacak. Hayır, erkekler kazanacak. Evet, hazır ol. Başla. Hadi oğlanlar. Hadi çekin. Hadi kızlar. Hadi çekin. Çekiyorum. Herkes çok sert çektiği için ip koptu. Sonuç berabere. İki takım da kazandı. Yaşasın! Okulun spor günlerini çok seviyorum. Özellikle de ödül kazandığım zaman. Tartışma. Peppa ve koyun Suzi pişti oynuyor. Pişti, ben kazandım. Peppa ve Suzi en iyi arkadaşlar. Pişti, yine ben kazandım. Ama hile yaptın. Hayır, yapmadım. Karta baktın. Hayır, bakmadım. Artık seninle oynamak istemiyorum. Ben de artık seninle oynamak istemiyorum. Olamaz. Peppa ve Suzi tartıştı. Anne koyun Suzi'yi eve götürmeye geldi. Peppa, Suzi'ye güle güle de. Ben onunla konuşmuyorum işte. Ben de onunla konuşmuyorum. Aa, eminim barışırlar. Onlar gerçekten en iyi arkadaşlar. Bu hiç komik değil. Biz artık iyi arkadaş değiliz. Baba domuz yemek hazırlıyor. Peppa! George! Yemek vakti. Makarna yaptım. Ne oldu Peppa? Peppa ve Suzi biraz tartıştılar. Oo. Ama Suzi'yi birazcık özledim. Hadi Suzi'yi arayalım. Merhaba Bayan Domuz. Peppa Suzi ile konuşabilir mi lütfen? Merhaba Suzi. Merhaba Peppa. Eğer özür dilersen tekrar arkadaş olabiliriz. Hile yaptın dediğim için üzgünüm. Hile yapmış bile olsan. Pekala. En iyi arkadaşım olduğun için çok üzgünüm. Aa. Fark etmez. Ben de kendime başka en iyi arkadaş bulurum. Güzel, güneşli bir gün. Bütün çocuklar parkta. Köpek Deni'nin en iyi arkadaşı Pony Pedro ile döner kavşakta. George en iyi arkadaşı Richard ile tahterevallide. Tahvi, tahvi.
Suzi. Koyun Suzi salıncakta yalnız sallanıyor. Peppa kendi başına mini golf oynuyor. Phil Emily geldi. Ben de oynayabilir miyim? Evet. Emily, koyun Suzi artık benim en iyi arkadaşım değil. Sen benim en iyi arkadaşım olabilirsin. Ama benim en iyi arkadaşım kedi kendi. Hey! Zoe, eğer istersen benim en iyi arkadaşım olabilirsin. Ama benim en iyi arkadaşım tavşan Rebecca. Oh, me. Merhaba Suzi. Merhaba Peppa. Güzel. Demek yeniden arkadaş oldunuz. Arkadaş değiliz. Bir daha asla arkadaş olmayacağız. Bence artık barışma vaktiniz geldi. Peppa, Suzi'den özür dile. Özür dilerim ama önce o dilerse. Önce o dilerse olur. Buldum. Üçe kadar sayacağım. Aynı anda özür dileyeceksiniz. Tamam. Bir, iki, üç. Özür dilerim. Şimdi yeniden iyi arkadaş olabilirsiniz. Yaşasın. Suzi, hadi mini golf oynayalım. İyi fikir. Peppa ve Suzi yine iyi arkadaş oldular. Önce ben. Sıra bende. Topum deliğe girdi. Ben kazandım. Ama benim topum çarpınca girdi. Yani ben kazandım. Kural uyduruyorsun Suzi. Hayır, sen kural uyduruyorsun. Ben kazandım. Hayır, ben kazandım. Berabere kaldınız. O yüzden Suzi dünyadaki en iyi arkadaşım. Ve Peppa da benim bu dünyadaki en iyi arkadaşım. Büyük anne ve büyük babanın tavan arası. Peppa ve George bugün büyük babanın evinde oynuyor. Merhaba büyük baba domuz. Büyük baba domuz. Oho, merhaba Peppa. Merhaba George. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Büyük anne domuz nerede? Merhaba küçüklerim. Ve büyük anne domuzun sesi ama o nerede? Büyük anne domuz. Buradayım. Büyük anne domuz. Büyük anne domuz. Büyük annem çatıda ne yapıyor ki? Tavan arasını düzenliyoruz. Tavan arası nedir? Bizim bütün eski şeyleri koyduğumuz yer. Senin gibi mi büyük baba domuz? Aha, benden bile eski şeyler diyebilirim. Yardım edebilir miyiz? Tamam. Büyük anne ve büyük babanın tavan arası evin en üstünde. İşte tavan arasının kapısı. Oraya nasıl çıkacağız? Zekice bir numaram var benim. Merhaba küçüklerim. Bu büyük anne. Hadi gelin. Bu bizim tavan aramız. Vay canına. Çok doluymuş. Evet, eski hurdalarla dolu. Peppa ve George bazı şeyleri atmamıza yardım edecek. Güzel. Bu eski kutuyu atmakla başlayalım. O kutu olmaz. Buna ihtiyacımız var mı? O benim içinde yemi olan şişe. Ya bu? O da benim öbür yemi şişem. Ya bunlar? Onlar da benim öbür şişelerim. Hepsi lazım bana. Bazı şeyleri atmamız gerekiyor. Bir kutuya ne dersin? Hayır, şapkalarım olmaz. Olamaz. Neyi atacağımıza karar veremiyoruz. Buldum. Peppa ve George karar versin. Peki. Bu eski çantayı atalım hadi. Oo, olamaz. Kesinlikle olmaz. Hayır. Bu sadece eski bir çanta değil ki. O bir pick-up. Ve bu da en sevdiğimiz plaktı. Çalabilir miyiz? Evet. Ho-ho-ho, bunu yıllardır dinlemedik. Ho-ho, beni geçmişe götürdü. Hadi Peppa, George, dans edelim.
Anne domuz Peppa ve George'u almaya geldi. Merhaba. Neredesiniz? Anne domuz kimseyi bulamıyor. Bu ses de nedir? Anne! Merhaba. Büyük anne ve büyük babamın en sevdiği plakla dans ediyorduk biz. Evet. Büyük anne ve büyük babanız hep bunu çalardı. Aa, küçük bir domuzcukken ben hep bunu çalardım işte. O nedir? Adı Cik Cik Hav Hav. Hayır, Cik Cik Hav Hav olmaz. Çünkü hep onu çalıyordun sen. Onu yıllar önce attık sanıyordum. Let's go woof and the dogs go tweet. Woof tweet, woof tweet, woof woof woof. The sheep go moo and the cows go ba. Moo ba, woof tweet, woof ba, moo tweet, woof woof woof. Tekrar çal. The birds go woof and the dogs go tweet. Woof tweet, woof tweet, woof woof woof. The sheep go moo and the cows go ba. Moo ba, woof tweet, woof ba, moo tweet, woof woof woof. Çok eğlenceliydi ama atacak bir şeyler bulmamız gerekiyordu bizim. Peppa, neyi atıp neyi saklamalıyız? Hmm, bence her şeyi saklamalısınız. Patika. Bugün Peppa ve ailesi kırsal bölgeye gidiyor. Baba, kırsal bölgede ne göreceğiz? Kuşlar, ağaçlar, çiçekler ve arılar göreceğiz. Dinozor. Hayır George, dinozor göreceğimizi hiç sanmıyorum. Patika buradan başlıyor. İşte geldi. Yaşasın. Baba domuz, piknik sepetini unutma. Hiç unutur muyum? Baba, ne yöne gideceğimizi nereden biliyorsun? Çok kolay. Harita buralarda patikanın başlangıç işareti olmalı diyor. Çok iyi baba domuz. Olamaz. Baba domuz piknik sepetini unuttu. Peppa, söyle bakalım ilginç neler görüyorsun? Sadece ağaçlar, ağaçlar ve yine sıkıcı ağaçlar. Peppa, iyi bakmıyorsun. Tamam. İyi bakıyorum ama hala hiçbir şey göremiyorum. Ah, o nedir? Peppa ayak izleri buldu. Bunlar kimin ayak izleri? Dinozor! Ah George, bunlar dinozor ayak izi değil. Hadi ayak izlerini takip edip kiminmiş görelim. Evet. Şşt, sessiz olun ki onu korkutup kaçırmayalım çocuklar. Peki anne. George, şşt. Peppa ve George ayak izlerini takip ediyorlar. Bakın. Ayak izlerini küçük bir kuş yapmış. Ağaca uçtu. Nerede? Al Peppa, dürbünle bak bakalım. Dürbün her şeyi yakınlaştırıyor. Bir, iki, üç yavru kuş görüyorum. Aa, acaba ne yiyorlar? Kuş yiyorlar. Bu iğrenç. George başka ayak izleri buldu. Oo, ne küçük ayak izleri bunlar. O ayak izlerini karıncalar yapmış. Yemek için yaprak topluyorlar. Öğle yemeğinde salata mı yiyecekler? Evet. Yemek demişken hadi piknik yapalım. Oo, piknik. Baba domuz, piknik sepetini arabada unuttun değil mi? Evet ama sorun değil. Biz de arabaya gidip yeriz. Peki araba nerede baba domuz? Haritam gösterir. Bu taraf. Bu ağacı kim koymuş buraya? Haritada yok bu. Ah baba domuz, kaybolduk değil mi? Evet. Aa, küçük arabamızı nasıl bulacağız? George ayak izleri buldu. Ne büyük ayak izleri. Dinozor. Çok ilginç. Ne? George gerçekten dinozor ayak izleri mi buldu yoksa? Hayır.
Bunlar bizim ayak izlerimiz. Eğer ayak izlerimizi takip edersek arabaya dönebiliriz. Ve piknik sepetimize yaşasın. Artık hiçbir şey arabamızı bulmaya engel olamaz. Az sonra oradayız. Oo, bunu beklemiyordum doğrusu. Neyse ki ben şemsiyeyi unutmadım. Yağmur ayak izlerini siliyor. Şimdi arabayı nasıl bulacağız? Ve piknik sepetimizi. Ördekler, onlar hep piknik vakti geliyorlar. Üzgünüm bayan ördek, bu sefer piknik sepetimiz yok. Onu bulamıyoruz. Buldum. Bayan ördek, piknik sepetimizi bulmamıza yardım eder misin lütfen? İşte geldik. Yaşasın. Teşekkür ederim bayan ördek. Patikayı çok sevdim. Evet, ben de piknik yapmayı seviyorum. Ördekler de pikniği çok seviyor. Küçük kuşlar da pikniği çok seviyor. Karıncalar da pikniği seviyor. Herkes pikniği seviyor. Bay Korkuluk. Peppa ve George bugün büyük anne ve büyük baba domuzun evinde oynuyorlar. Merhaba büyük baba domuz, büyük muz. Merhaba Peppa, merhaba George. Büyük baba domuz, ne yapıyorsun sen? Çiçek bahçesi yapıyorum. Oo. Bu tohumlar büyüyüp güzel çiçekler olacak. Tohumları yere saçıyorum. Sonra tohumları toprakla örtüyorum. Oh, nereye gittiler? Tohumlar kayboldu. Çok tuhaf. Buraya tohum koyduğuma emindim ben. Evet büyük baba, seni gördük. Ama şimdi yoklar. Neyse, biraz daha tohum koyalım. Dediğim gibi tohumları, sonra tohumları bu şekilde yere saçıyorum. Küçük bir kuş büyük baba domuzun çiçek tohumlarını yiyor. Hey, bırak tohumlarımı. Demek tohumlarım buraya gitmiş. Küçük kuşun midesini. İki küçük kuş daha gelip büyük baba domuzun tohumlarını yiyor. Aa, şuna bakın. Aa, kış, kış. Bu gürültü nedir? Büyük anne domuz, kuşlar bütün çiçek tohumlarımı yiyor. Biz de kuşları kovalıyoruz. Kovalamanın faydası olmaz. Tekrar geri gelirler. Bakın, bize korkuluk lazım. Korkuluk nedir? Korkuluk, kuşları korkutup kaçıran samandan adamdır. Ne iyi bir fikir büyük anne domuz. Bir tane yaparım. Gelin çocuklar. Hoşça kalın küçük kuşlar. Biz korkuluk yapacağız. Bu büyük baba domuzun bahçe kulübesi. Burada korkuluk yapacak bir sürü malzeme var. Önce iki sopa ve biraz ip lazım. Tamam, biz buluruz. Peppa çubuk buldu. George da ip buldu. Güzel. Çubukları birbirine bağlayıp gövdesini yapacağım. Büyük anne domuz saman ve eski bir kese buldu. Çok iyi. Samanları keseye koyup başını kapatacağım. Şimdi korkuluğa kıyafet lazım. İşte eski kıyafet çantası. George bir elbise buldu. Şapşal George, Bay Korkuluk elbise giymek istemiyor. Peppa bir ceket buldu. Çok iyi Peppa. George bir şapka buldu. Çok iyi George. Bay Korkuluk'a bir de yüz yapmak gerekiyor. Evet, doğru. George'la sen yüzünü çizmek ister misiniz? Evet, lütfen. George gözlerini ve burnunu, Peppa da ağzını çiziyor. Harika oldu. Bay Korkuluk hazır. Yaşasın. Küçük kuşlar büyük baba domuzun çiçek tohumlarını arıyor. Bakın, küçük kuşlar yine geldi. Merak etme Peppa, Bay Korkuluk onları korkutup kaçırır. Küçük
İşe yaradı. Bay Korkuluk kuşları korkutup kaçırdı. Yaşasın! Güzel. Artık çiçek tohumlarım yenmeyecektir. Aa, büyük baba. Ama kuşlar çok üzgün görünüyor. Evet, çok aç olmaları lazım. O yüzden bunu getirdim. O nedir büyük anne? Bu bir kuş yemliği. Büyük baba, biraz tohum verir misin lütfen? Gelin kuşlar, yemek vakti. Artık yemek için kendi tohumları var. Yaşasın! Küçük kuşlar yine mutlu. Peppa büyük babanın tohumlarının yenmeyeceğine sevindi. Ama kuşların aç kalmayacağına daha çok sevindi. Buz pateni. Peppa ve ailesi bugün buz patenine gidiyor. Çok eğleneceğiz. Peppa ve George daha önce hiç buz pateni yapmadı. Bak George, buzda çok iyi kayamazsın. O yüzden benim yaptığım gibi yap. Hepimizin iyi kayacağımıza eminim. Evet, özellikle de ben. Önce paten almamız gerekiyor. Buz pistinde herkes paten takıyor. Merhaba Bayan Tavşan. Merhaba Anne Domuz. Paten kiralamak istiyoruz lütfen. İşte buyurun. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. İşte koyun Suzi, tavşan Rebecca, köpek Deniz, zebra Zoe, kedi Kendi, Sireli ve pony Pedro. Peppa'nın arkadaşları çok iyi paten kayıyor. Peppa da buz pateni yapmak istiyor. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. İlk defa mı paten yapacaksın Peppa? Evet. Sana nasıl kayacağını göstereyim mi? Hayır, teşekkür ederim Suzi. Kendim yapabileceğime eminim. Tamam, gel o zaman. Bu imkansız bir şey. Artık buz pateni yapmak istemiyorum. Merak etme Peppa. Buz pateni yaparken herkes düşer. Ben bile düşüyorum. İzle bak. Ups. Çapçal baba. George, sen de kaymak ister misin? Hayır. George daha önce hiç buz pateni yapmadı ve biraz korkuyor. Ben George'a bakarım. Sen de Peppa'ya kaymayı öğret. Buz pateni çok kolaydır Peppa. Patenini it ve kay. İt, it ve kay. Gördün mü? İt, it. Kay. İt, it, kay. Çok kolaymış. Ben kendim yapabilirim anne. İt, it, kay. İt, it, kay. Aferin sana Peppa. Bakın, bakın. Kayıyorum. Peppa çok iyi kayıyor. Evet, ben çok iyi bir öğretmenim. Yavaş git Peppa. Birine çarpacaksın. Merak etme anne. Ben çok iyi kayıyorum. Aa, frenler nerede ki? Ah, olamaz. Peppa'ya nasıl duracağını öğretmeyi unuttum. Duramıyorum. Dikkat edin. Dikkat. Anne domuz sana kaymayı öğretti. Ama ben sana düşmeyi öğrettim. Evet. Ben düşmekte çok iyiyim. George, sen de kaymak ister misin? Hoy hoy. Hadi George, korkma. Ben sana öğretirim. Şimdi, öncelikle... George, geri gel. Sana kaymayı öğretiyorum ben. Bu tam bir sürpriz. George çok iyi kayabiliyor. Vay canına. George'a bakın. Çok iyi George. Şimdi de nasıl duracağını öğrenmen gerekiyor. Aferin sana George. Harikasın George. Evet. İlk dersin için çok çok iyiydin George. Hadi kayalım artık.
Evet. Peppa ve George buz patenini seviyor. Herkes buz patenini seviyor. Annemle babam bana kaymayı öğretti. Ama George'a ben öğrettim. Balon gezisi. Bugün okul şenliği var. Bayan Tavşan bir piyango düzenliyor. Hadi gelin bakalım. Büyük ödül sıcak hava balonumla gezi. Vay canına, bu eğlenceliye benziyor. Bir bilet olabilir miyim lütfen? Mavi bilet bir oyuncak araba kazandı. Tebrik ederim Deniz. Ben de bir bilet alabilir miyim lütfen? Teşekkür ederim Peppa. Ne kazanmak istiyorsun? Balon gezisi. Ev yapımı çikolatalı pastayı kazansan daha iyi olmaz mı? Baba domuz ev yapımı çikolatalı pastaya bayılıyor. Kırmızı bilet. Balon gezisi kazandı. Herkes balon gezisi için bilsin. Kaç yolcumuz var acaba? 4 lütfen. Ve Teddy. Dinozor. Oo, Teddy ve dinozorla beraber 6 oluyor. Herkes bilsin. Çabuk ol baba domuz. Bin hadi. Çabuk ol baba. İp çözülsün. Takozlar çekilsin. Tam hız ileri. Çok etkileyici bayan tavşan. Uzman bir pilot olmalısınız. Pek sayılmaz. Hayatımda ilk defa balon uçuruyorum. Sıkı tutunun. Bayan tavşan gökyüzüne yükselmesi için balonu sıcak havayla dolduruyor. Hoşçakalın. Yürü yürü. Harita okumak isteyen var mı? Ben okurum. Emin misin baba domuz? Ben harita okumakta çok iyiyim. Gördüğüm kadarıyla bu harita biraz zor mu? Biraz daha yükselelim mi? Evet lütfen. Yükseğe yükseğe. Balon gökyüzünde yükseliyor. Aa, gökyüzü nereye gitti? Merak etme Peppa. Sadece bulutun içinden geçiyoruz. Vay canına, gökyüzü yine ortaya çıktı. Yaşasın. Büyük balon, büyük balon, güneşten ve aydan büyük balon. Göklerde uçuyor, uçuyor, uçuyor ve uçuyor. Bak Teddy, gerçekten de çok yüksekte uçuyoruz. Peppa, dikkat et de düşürme. Teddy, Teddy'yi düşürdüm. Merak etme Peppa, Teddy'yi kurtarırız. Sıkı tutunun millet. Aşağı iniyoruz. Bayan tavşan Teddy'yi kurtarmak için balonu aşağı indiriyor. Teddy'yi hiçbir yerde göremiyorum. İşte orada. Teddy ağaca takılmış. Sanırım bu çapayla Teddy'yi kurtarabilirim. Yavaş. Yavaş. İşte. Baba domuz Teddy'yi kurtardı. Olamaz. Kimse gittikleri yöne bakmıyor. Dikkat! Tam önümüzde ağaç var. Sıkı tutunun. Önce Teddy ağaca takılmıştı. Şimdi de biz ağaca takıldık. Baba domuz, nerede olduğumuzu biliyor musun? Kaybolduk. Öyle değil mi? Evet. Şuraya bakın. Orası büyük anne ve büyük babamın evi, öyle değil mi? Evet. Büyük baba domuzun bahçesinde olmalıyız. Tahmin etmiştim. Merhaba size. Büyük anne domuz ve büyük baba domuz. Aman tanrım. Merhaba bayan tavşan. Yardım edin lütfen. Büyük baba. Aşağı inemiyoruz. Merak etmeyin. Merdivenim var. Yaşasın. Herkes balondan aşağı iniyor. Büyük anne, büyük baba. Bayan tavşan bizi büyük balonuyla geziye çıkardı. Ne kadar heyecanlı değil mi? Maalesef bizdeki en heyecanlı şey ev yapımı birer dilim çikolatalı pasta. Ev yapımı çikolatalı pasta. İşte heyecan budur. Bu en harika balon gezisi oldu. Bu da benim yediğim en harika pasta. Dişçi. E
Peppa ve George her sabah dişlerini fırçalıyorlar. Bugün Peppa ve George dişçiye gidecek. Peppa, George, kontrole gitmeye hazır mısınız? Kontrole gidemeyecek kadar meşgulüm. Teddy ile çay partisi veriyorum. Evet, çok meşgulüz. Dişlerinizin temiz ve sağlıklı olduğundan emin olmak için kontrol ettirmeliyiz. Peki baba. George, dişlerin benimkiler gibi temiz mi? George ilk defa dişçiye gidiyor. İkinizin dişleri de çok temiz. Eminim dişçi çok memnun olacaktır. Peppa ve George dişçide kontrol sırasını bekliyorlar. Beklemek çok sıkıcı. Bu dergi çok ilginç. Patatesler hakkında. Peppa, George, dişçi sizi bekliyor. Yaşasın. Bu dişçi Doktor Phil. Merhaba Peppa, dişlerini fırçalıyor musun? Evet, Doktor Phil. Güzel, peki önce kim geliyor? Önce ben, çünkü ben kocaman bir kızım. İzle beni George. Sandalyeye otur lütfen. Sıkı dur lütfen. Hey! Ağzını aç lütfen. Daha çok aç lütfen. Şimdi bir bakalım. Doktor Phil Peppa'nın dişlerine bakmak için küçük bir ayna kullanıyor. Ah, umarım çok fazla şeker yememişsindir Peppa. Ağzınız açıkken konuşmak biraz zor. İşte oldu. Dişleri çok güzel, tertemiz. Bana çekmiş. Şimdi özel pembe içecekten alabilir miyim? Evet. Ama yutma Peppa. Tükür. Şimdi sıra sende George. Hoy hoy. George sıra ona gelsin istemiyor. Belki dişçi dişlerine bakarken Bay Dinozor'u tutabilirsin. Dinozor. Çok memnun oldum Bay Dinozor. O gerçek bir dinozor değil. Plastikten yapılmış. Sıkı tutun. Çok iyi gidiyorsun George. Şimdi bana dişlerini göster bakalım. George dişçiye dişlerini göstermek istemiyor. George, ağzını aç. İşte böyle. İşte oldu. Tamamdır. Çok güçlü ve sağlıklı dişlerim var George. Benimkiler kadar güzeller mi Doktor Phil? Evet. George temiz dişleriyle gurur duyuyor. Pembe içeceği unutma George, olur mu? Ama durun. Bu da ne? Ne oldu Doktor Phil? George'un dişleri temiz ama bu küçük dinozorun dişleri çok pis. Hayır, Doktor Phil Bay Dinozor'u beğenmedi işte. Hiç de değil Peppa, benim işim dişleri temizlemek. Su jeti lütfen Bayan Tavşan. Dişçi suyla Bay Dinozor'un dişlerini temizliyor. Cila lütfen Bayan Tavşan. Biraz ses çıkacak ama hiç acıtmaz. Dişçi suyla Bay Dinozor'un dişlerini temizliyor. Doğru George. Bay Dinozor'a biraz özel pembe içecekten lazım. Vay canına. Ne güzel parlak dişlerin var senin Bay Dinozor. Dinozor. Çok korkunç. George Bay Dinozor'u çok seviyor. Özellikle de dişleri temizken.